3 ay önceden eskiden nasıl? Önce içme suyumuzdu. Ancak Acıpayam Belediye Başkanı olarak ben şöyle bir sözüm var. Önce biz kendi ayıbımızı temizleyelim. Önce kendi ayıbımızı temizleyelim. Daha sonra diğer kurum ve kuruluşlar varsa onlara da diyelim ki siz de temizleyin. Sabah çok kokuyor. Sabah koymuyorlar. Havuzlar mı var? Ne yapıyorlar? Sabahları çok kokuyor. Böyle tarlaya girerken sanki bir soba temizlersin de siyah kurum akar. Öyle akıyor sabahları. Biz bunları her gün görüp dururuz. Dalaman çayı artık kirlendi. Dalaman çayından biz ne güzel içinde su yüzerken balıkları elimizle yakalardık. O kadar çoktu. Ama şimdi balık yok. Tek tük olan balık da artık zehirli. Çünkü Acıpayam'dan başlayarak bütün kanalizasyonlar, Akalan'ın, Köken'in, Çakır'ın, Kerekçi Kasabası'nın, Gölcüğün bütün kanalizasyon pislikleri içine akıyor. Zehir akan hatta neslimizi yavaş yavaş inceden inceden zehirleyen bir nehir bırakmak üzereyiz. Çayın, Dalaman çayının sağlık açısından vermiş olduğu sorunlardan biri elini yıkama şansın hiç yok. Elini yıkadığın zaman zaten kaşıntı yapıyor. Tarım yapma şansın hiç yok çünkü paçayı zıvayıp tarım yapmak zorundasın. Ayaklarının çaya daldırmak zorundasın. Kaşıntı yapıyor, şişme yapıyor. Durum budur. Dalaman çayı önceden bir hayat akıyordu. Doğasıyla, tabiatıyla, çevre güzelliğiyle. Ama şu anda Dalaman çayı zehir akıyor. Çayda suya geldik. Artı okul bittikten sonra gene çayın kenarında balık tutardık. Balık tutmak için oltaya da gerek yoktu. Ellerimizle tutardık çocuk aklımızla. Ve çay kenarındaki ılgın dalına geçirip orada bir ateş yakıp onu yerdik. Ve susadık mı hemen çaydan suyumuzu da içerdik. Ama şu anda bunları yapmamız mümkün değil. Şimdi bunları anlattığımızda çok eski bir mazi değil. Ben 43 yaşındayım. İşte bundan 30 yıl önce böyleydi. Ama şu anda bizim çocuklarımız o çayın yanından, kokudan, pislikten yanından bile geçemez hale geldi. Yani biz içimiz acıyor. Neden içimiz acıyor? Biz bunu yaşadık. O çocuklukları yaşadık ama bizim çocuklarımız, torunlarımız bizden hesap soracak.